Temel su izolasyonu konusunu oldukça önemli bir konudur. Bu konuda su izolasyonunun nedenleri, yöntemleri, uygulama aşamaları, malzeme seçimleri ve bakım gibi unsurları detaylı bir şekilde ele alalım. Birinci temel su izolasyonunun nedenleri ağ su baskınları. Yüksek yağış miktarı veya yeraltı su seviyesinin yükselmesi durumunda su baskınları temel bölgelerinde sorun yaratabilir. Su Temelin etrafında birikir ve yapı elemanlarına zarar verebilir. Derbe, rutubet ve küf oluşumu. Nem'in iç mekanlara sızması sonucunda küf ve mantar oluşumu gözlemlenebilir. Bu durum hem sağlık açısından risk taşır hem de yapının estetik görünümünü olumsuz etkiler ve şeyece. betonun bozulması, su beton yapısının içindeki havada bulunan boşluklara nüfuz ederek zamanla betonu zayıflatabilir. Su ile birleşen çeşitli kimyasallar betonda çatlamalara ve parçalanmalara yol açabilir. İkinci temel su izolasyonu yöntemleri A. Su yalıtım membranları bitümlü membranlar. Genellikle sıcak uygulama ile yerleştirilir. Suya dayanıklılığı ve esnekliği sayesinde geniş bir uygulama alanı vardır. Dış yüzeye yapıştırılarak uygulanır ve yapının su geçirmezliğini artırır. Polimer esaslı membranlar. UV ışınlarına, kimyasallara ve mekanik hasara dayanıklıdır. Genellikle daha modern projelerde tercih edilir. Uygulaması kolaydır ve farklı yüzeylerde kullanılabilir. B. Sıvı uygulamalı, su yalıtım malzemeleri, akrilik ve poli üreten bazlı malzemeler. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir ve su geçirmez bir tabaka oluşturur. Uygulaması kolaydır ancak kuruma süresi dikkatle izlenmelidir. Epoksi tabanlı ürünler kimyasallara ve aşınmaya karşı yüksek dayanım sunar. Genellikle ağır yük taşıyan alanlarda kullanılır. G. Drenaj sistemleri, drenaj boruları. Temelin çevresine yerleştirilen borular yer altı su seviyesini kontrol eder. Su birikimini azaltır ve basıncı düşürür. Sızdırmaz topraklar temel çevresindeki zemin suyun hareketini engelleyici özellikte olmalıdır. Bu nedenle uygun toprak seçimi önemlidir. Geotekstil malzemeler, su geçirmez özellikte olan bu malzemeler drenaj sistemlerinin etkinliğini artırır. Ayrıca toprağın kaymasını engelleyerek yapının stabilitesine katkı sağlar. Kristalize yalıtım ürünleri, betonun iç yapısına nüfuz eden bu malzemeler suyun geçişini engelleyen kristaller oluşturur uzun vadeli etkili bir çözüm sunar ve genellikle yeni inşaatlarda tercih edilir. Üçüncü, uygulama aşamaları, hazırlık aşaması. Temel alanının iyice temizlenmesi ve yüzeyin düzeltilmesi gerekir. Temelin etrafındaki taş, toprak ve diğer kalıntılar temizlenmelidir. İzolasyon malzemesinin seçimi. Projenin ihtiyaçlarına uygun yalıtım malzemeleri seçilmelidir. Hava koşulları, zemin durumu ve yapı türü gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulama, seçilen malzeme uzman ekip tarafından uygulanmalıdır. Her malzemenin kendi kurulum yöntemleri ve kuruma süreleri vardır. Drenaj sisteminin kurulumu izolasyon malzemesinin üzerine uygun bir drenaj sistemi kurulmalıdır. Bu, suyun temelden uzaklaştırılması için kritik bir adımdır. Test ve kontrol. Uygulama tamamlandıktan sonra su geçişine karşı testler yapılmalıdır. Su yalıtımının etkinliğinin kontrol edilmesi önemlidir. Dördüncü malzeme seçimleri A. Ekonomik malzemeler. Daha düşük maliyetli ancak kısa ömürlü seçenekler tercih edilebilir. Genellikle küçük projelerde kullanılır Gatsby, uzun ömürlü malzemeler. Daha yüksek maliyetli ancak dayanıklılığı ve etkinliği ile uzun vadede tasarruf sağlayan malzemeler tercih edilmelidir. Büyük projelerde genellikle bu malzemeler kullanılır. Beşinci bakım ve kontrol periyodik kontroller su yalıtım sisteminin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi önemlidir. Çatlaklar, bozulmalar veya sızıntılar için inceleme yapılmalıdır. Temizlik Drenaj sistemlerinin ve yalıtım yüzeylerinin temiz tutulması suyun birikmesini önler ve yalıtımın etkinliğini artırır. Altıncı sonuç temel su izolasyonu bir yapının dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü artırmak için kritik bir adımdır. Doğru malzeme seçimi, uzman uygulama ve düzenli bakım ile su izolasyonu sistemi yapının sağlamlığını koruyacak ve iç mekanlarda sağlıklı bir ortam sağlayacaktır. Bu nedenle inşaat projelerinde su izolasyonuna gereken önemi vermek uzun vadede büyük faydalar sağlayacaktır.